İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere line komutunu anlatacağım. İlk önce line komutunu ya buradan tıklayarak gireriz ya da klavyeden L dediğimiz zaman line çıkıyor. Eğer onu enter dersek gene bize aynı komuta yönlendirecektir. Bakın bir fark yok. İkisi de aynı komuta çıkıyor. Line'a tıkladığımız zaman ilk başta Specify First Point diyecek. Yani bir nokta atayın. Biz buraya koordinat, ya koordinat gireceğiz ya da bir yere tıklayacağız. İlk başta koordinat girelim. 0,0 diyelim. Yani ben burada atlattım. Numpad'den virgüle basınca atladı. Enter diyorum. Görüyorsunuz. X-Y ekseninin kesiştiği, yani orijinden başlattım. Specific next point diyor. Yani bir sonraki noktayı atayın diyor. Ben yeniden koordinat girmek için mesela 100'e 80 girmek istiyorum. 100 yazıyorum. Yine numpad'den virgüle bastığım zaman y eksenine geçiyor. Oradan da 80'e tıklayınca görüyorsunuz. İkinci noktayı da atayarak line çizgimi çizdim. Eğer ben bu line komutundan çıkmazsam sürekli bu komutta kalacağı için çizgi çizecek. Komuttan çıkmak için ESC'ye basaraktan komuttan çıkabilirim. AutoCAD'de şöyle bir şey var. Mesela buradan yaptığımız zaman yeşil renk, buradan yaptığımız zaman mavi. Yani tıklayıp sola yaptığımız zaman yeşil, sağ yaptığımız zaman mavi. Bu ikisi çok farklı şeylerdir. Yeşili seçtiğimiz zaman tıkladığı çizgiyi alır. Mesela biraz daha çizgi çizelim. Yeşil yaptığımız zaman görüyorsunuz tıkladıklarını içeriye dahil eder. Ama eğer biz maviye tıklarsak almıyor. Niye almıyor? Çünkü biz maviye aldığımız zaman sadece o bölgedeki şeyleri alır. Mesela buradaki bölgeyi aldı, görüyorsunuz. Şimdi bu line komutunun oturması için sizlerle bir uygulama yapmak istiyorum. Biz bu AutoCAD'de sekme açarken aynı Google Chrome'da da olduğu gibi artıya basaraktan yeni sekme açabiliriz. Sizlerle birlikte bu uygulamayı çizelim. İlk önce line komutumu alıyorum. Buradaki bütün noktalar dik olduğu için şu altta orto modu var. Biz bunu F8 ile açıp kapatabiliriz. Orto modu diklik verir arkadaşlar. 0, 90, 180, 270 derecelerde ve 360 derecelerde kilitli kalır. Görüyorsunuz ben şu anda istediğim açıyı verebiliyorum orta kapalıyken. Ama eğer orta açıkken yaptığım zaman bakın görüyorsunuz. Sadece 90 ve katlarını. Benim bu çizimimde açılar hep dik olduğu için orta moduyla çizmem gerekiyor. O zaman haydi başlayalım. İlk önce ben şu noktadan başlamak istiyorum. Şu noktadan başlayalım. Tıklayıp şurada üstte bir kutucuk çıkıyor. Bakın değişiyor sürekli. Ona biz dynamic input diyoruz. Yani tıkladığımız zaman direkt ölçü girer. Şuradaki yerden açıp kapatabiliriz. Ama genellikle açık olmasını tavsiye ederim. Ölçümüz kaçmış? 80. 80. Enter. Üste doğru kaç? 30. Enter. 20. Enter. Şuradaki yer 15'miş. Enter. 40. Enter. 15. Enter. 20. Enter. Ve şuraya son olarak tıkladığımız zaman biz bu çizimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar bir de altta bir komut bizim penceremiz var. Bu pencerede o snap ayarlarıdır. Yani otomatik yakalama. Atıyorum mesela biz hani şuradan mesela atıyorum ben şu an line komutundayım arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın şuradan yakalayabiliyorum noktaları. Ama eğer ben bunu kapatırsam yakalayamam. Görüyorsunuz.
Yakalayamıyorum. Daha demin kapattığım şey de hizalayıcıdır arkadaşlar. Mesela şu. Şunu açtığım zaman hizalar, gördünüz mü? Hizalıyor. Şu hizalayıcıdır. Bu ileride bizim çok 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 işimize yarayacak. Yani bu OSNAP ayarları çok işimizi kolaylaştırır. İleriki videolarımızdan da detaylı olarak bahsedeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.